Arkadaşlar, bakın bu soru sınavda karşınıza gelebilir. Bu soruların en önemli noktasını söylüyorum. Şu ekranda gördüğünüz paragrafta boğulmayın dostlarım. Eğer boğulursanız sınav anında da boğulursunuz. Şimdi taktiğimi göstereceğim, dikkat edin. Bir işe alım sınavında işe alınacak kişiye 6 tane genel yetenek, 6 tane genel kültür ve 3 tane de kişisel yetenek ile ilgili sorular sorulmaktadır. Ve bir kişinin işe alınma şartı aşağıda verilmiştir. İşe alınmak istiyorsanız genel kültür, genel yetenek ve kişisel yetenek kısmındaki sorulardan en az 3'er soru olmak üzere toplam en az 10 soruyu doğru cevaplamalısınız. İşe alım şartı bu, bakın. En az 10 tane sorunun doğru cevaplanması gerekiyor ve bunlar da genel yetenek, genel kültür ve kişisel yetenek kısımlarından 3'er tane soru olması gerekiyor en azından. Yani 10 sorunun içinde en az 3 tane genel yetenekten, 3 tane genel kültürden, 3 tane kişisel yetenekten olacak. O diğer bir soruyu da artık hangisinden tamamlarsan tamamla. Şimdi burada insanın kafası birazcık karışıyor. Bu işe alınma şartını bilmeyen bir kişi bu sınavda toplam 11 tane soruyu doğru yanıtlıyor. Bakın 11 tane soruyu doğru yanıtladığına göre diyor. Bu kişinin işe alınma olasılığı kaçtı? Şimdi arkadaşlar, olasılık için paydamızda ne olacak? Tüm durum olacak. Peki yukarıda ne olacak? İstenen durum olacak, değil mi? Bakın şimdi nasıl uyguladığıma dikkat edin. Tüm durum ne? Bu kişi burada bir sınava giriyor. Kaç soruluk bir sınava girmiş arkadaşlar? 6. 6 daha 12. 3 daha 15. 15 soruluk bir sınava girmiş. Burada 11 tane soruyu doğru cevaplamış. O zaman tüm durum ne? Bu 15 tane sorunun içinden 11 tane sorunun doğru yanıtlanması. Tüm durum bu. 15 tane sorunun içinden 11 tane sorunun doğru yanıtlanması. Peki istenen durum ne arkadaşlar? Bakın ben toplam en az 10 soruyu doğru cevaplamalısınız kısmını zaten sağlamışım. Benim burada bir sorunum yok. 11 tane soruyu zaten doğru yanıtlamışım. Ama şart bu değil sadece. İşte bakın, burada bu detaya kafayı takarsan elenirsin. İşte okuduğunu anlayabiliyor musun diye son yıllarda bunu soruyorlar, bunu irdeliyorlar. Diyor ki bana, her kısımdan en az 3'er soru. Yani istenen durum bu. Yani şöyle dersem, genel yetenek, genel kültür, bir de kişisel yetenek var ya arkadaşlar. Şimdi genel yetenekten en az 3 soru, buradan en az 3 soru, buradan en az 3 soru ya. Zaten kişisel yetenekte 3 soru olduğu için buradan mecburen 3 soru cevaplayacak. Ama genel kültürden mesela diyelim ki 3 soru cevaplasa doğru, 6. O zaman genel yetenekten kaç cevaplayacak? 5. Peki kişisel yetenek her türlü 3 arkadaşlar, onu değiştirmeyeceğim. Genel kültürden 4 soru cevaplasa, 4, 3 tane yaptı, 7. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 11 olması için 4 olacak. Peki buradan acaba 5 soru doğru cevaplasa, 5, 3 daha 8, burası 3 olacak. Zaten genel yetenek en az 3 olabilir, genel kültürde en az 3 olabilirdi. Yani demek istediğim şu, bu arkadaşımız işe alınmak için bu 11 tane doğru soruyu bu şekilde yanıtlamış olmalı. 5 tane genel yetenek, 3 tane genel kültür, 3 tane kişisel yetenek veya, bak veya dediğim için arada ne olacak? Artı olacak. 4 genel yetenek, 4 genel kültür, 3 kişisel yetenek veya 3 genel yetenek, 5 genel kültür, 3 kişisel yetenek olmuş olacak arkadaşlar. Peki ben şimdi bunları hesaplayacağım. Hesaplarken bu aralarda ne var? Veya var. Peki veya'nın karşılığı neydi arkadaşlar? Artıydı. Peki bu aralarda ne var? V var değil mi? Olay bağlı. Yani 5 genel yetenek ve 3 genel kültür ve 3 kişisel yetenek şeklinde gidiyor değil mi? Tamam. Yani bu V'nin karşılığı neydi? Çarpıydı. Veya'nın karşılığı neydi? O da artıydı. Şimdi arkadaşlar, işlemi nasıl yaptığıma dikkat edin. Ben 6 tane genel yetenek sorusundan 5 tane genel yetenek seçeceğim. 6'nın 5'lisi. Seçtim. Çarpı. 3 tane seçeceğim. 6 genel kültürden 3 genel kültür seçeceğim. 6'nın 3'lüsü. Kişisel yetenek için herhangi bir seçim söz konusu değil ama 3 sorunun 3'ünü de seçtiğimi göstereyim. Veya dediğim için arada artı var. 6 sorudan 4 soru seçeceğim. 6 sorudan 4 soru seçeceğim. 3 sorunun 3'ünü de seçeceğim. Veya dediğim için yine arada artı var. 6 sorudan 3 soru seçeceğim. 6 sorudan 5 soru seçeceğim. 6 sorudan 3 sorudan 3 soru seçeceğim. İşte bu istenen durum. Tüm durum neydi arkadaşlar? 15 sorunun içinden 11 sorunun seçilmesiydi. Tüm durum da buydu. Arkadaşlar şimdi bunu hesaplayacak olursak, ben öncelikle bunu burada hesaplamak istiyorum. 1, 15, 14, 13, 12 yazdıktan sonra şu aşağıyı da 4, 3, 2, 1 diye açalım. Tamam mı? Peki ne geliyor buradan?
4 kere 3 12. 12'ler gitti. Şöyle yapsam, bunu da bölsem burası ne geldi? 7 geldi. 15 çarpı 15 çarpı 15, 14, 13, 12. Tamam, doğru. 15 çarpı 7 çarpı 13 var burada. Dikkat edin. 15 çarpı 7 çarpı 13 var. Yukarıda ne var? 6'nın 5'si 6. 6'nın üçlüsü ne? Hesaplamış mıyım onu burada? Onu hesaplamamışım. 6'nın üçlüsü 5 kere 4 20. 3'ün üçlüsü 1. 6'nın dörtlüsü 15. 6'nın dörtlüsü 15. Buradan yine 1. 6'nın üçlüsü 20. 6'nın 5'lisi 6. Burası da 1. 6 kere 20, 120. 15 kere 15, 225. Bir dakika, onları yazalım. 120 artı buradan ne geldi? 225 artı buradan da ne geldi arkadaşlar? 120 geldi. Toplarsam 240, 465 yapıyor. 465 yapıyor. Arkadaşlar, burasını 460 yaptığını gördük. Şimdi ben diyorum ki size, şurayı 5'e bölün. Burayı 5'e bölerseniz burası 93 geliyor. Burayı da 5'e bölerseniz 3 oluyor. 3 çarpı 7 çarpı 13 kaldı. 3 çarpı 7 çarpı 13'ü de hesaplarsanız 273 geliyor. Yani cevabımız 93 bölü 273 olacak arkadaşlar. O da ne oluyor? Ankara seçeneği oluyor. Yani çok zor değil arkadaşlar. Sadece burada işte şu yeşil kısım var ya, burası adamın aklını karıştırıyor. En az 10 soruyu doğrayacak. Zaten adam 15, 11 soru seçmiş. Kesinlikle o kısmı tamamlamış. Ama her birinden en az 3 soru. Bak, dikkat et burada. Genel yetenekten en az 3 soru cevaplamış. Buradan genel kütlenden en az 3 soru cevaplamış. Kişisel yetenekten en az 3 soru cevaplamış. Ve bunlar doğru olanlar. Gördünüz mü? İşte dikkat etmeniz gereken olay bu. Ve bu soru tam sınav ayarında. Arkadaşlar, ben bu tarz bir soru bekliyorum. Son yıllarda bu şekilde hikayeleştirilmiş sorular geliyor. Şimdi ben bu soruyu çözerken size birkaç tane taktik vereceğim. O taktiklerle artık bu sorulardan korkmayacaksınız. Şimdi ne diyor? 14 Temmuz Salı ile 27 Temmuz Pazartesi günleri arasındaki 12 gün içindeki 3 günde birer piknik etkinliği aşağıdaki şartlara göre yapılacaktır. Pikniklerden en az biri P harfi ile başlayan günde yapılacaktır. Cuma günü piknik yapılmayacaktır. Pikniklerden en az biri hafta sonu yapılacaktır. Buna göre piknik yapılacak günler kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi arkadaşlar, 14 Temmuz Salı ile 27 Temmuz Pazartesi günleri arasındaki günler ne? Bir yazalım. Bak, şöyle ufaktan bir yazalım. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bakın şöyle dikkat edelim. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, değil mi? Tamam, Pazartesi olmuyor. Niye? Bana ne diyor? Salı ile Pazartesi günleri arasındaki günler. Bakalım kaç gün oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Pikniklerden en az biri P harfi ile başlayan günde yapılacak. Cuma günü piknik yapılmayacak. Pikniklerden en az biri hafta sonu yapılacak. Şimdi bakın. Burada sıkıntı pikniklerden en az birinin hafta sonu yapılması. Hocam niye sıkıntı? Ya şimdi hafta sonu yapılacak. Tamam. İyi de pazar günde P ile başlıyor. Şimdi pikniklerden en az biri P harfi ile başlayan günde yapılacak diyor ya. Şimdi ben pazar günü seçersem bu iki şartı birden sağlıyor. Pazar günü seçmezsem bu sefer hafta içinden bir gün seçeceğim ama bu sefer cumartesi seçeceğim. Sıkıntı olan yer hafta sonundaki pazar günü. Şimdi arkadaşlar, o zaman bakın, biz grubu yaparken şu hafta sonunun grubunu bir yapalım. Hafta sonundaki grubu ne? Cumartesi, pazar, bir daha cumartesi, bir daha pazar var. Yani hafta sonundaki grup bu. Şu grup benim için sıkıntı oluşturacak. Bir de P harfi ile başlayan günler var ama hafta içindeki P harfi ile başlayan günler. Bunlar da kendi başına bir sıkıntı. Hangi günler var hafta içi başlayan? Perşembenin P'si. Yine arkadaşlar, pazartesinin P'si. Yine burada da bir Perşembe var. Gayet güzel. Bir de arkadaşlarım, şimdi ne var? Bu olayın dışındaki günler var. Bana ne diyor? Cuma günü piknik yapılmayacak. Şöyle cuma günlerini piknik yapılmayacağı için çıkaralım. Geriye kalan günler ne arkadaşlar? Çarşamba, Salı. Bakın dikkat edin, bir çarşamba daha var. Şimdi ben seçimimi buradan yapacağım. Burayla ilgili herhangi bir olaya gerek yok. Ben seçimimi buradan yapacağım arkadaşlar. Peki ben buradan nasıl yapabilirim? Şimdi asıl olaya geldik. Şimdi arkadaşlar,
Hafta sonundan eğer pazar gününü seçerseniz pikniklerden en az biri P harfiyle başlayan günde yapılacaktır olayı halloluyor. Ve pikniklerden en az biri hafta sonu yapılacaktır bu olay da halloluyor. Yani burada sıkıntı bu hafta sonu. O zaman arkadaşlar korkmayın. Bakın ben şu iki pazardan birini seçeyim. Bak önce dikkat, ağzımdan çıkanlara lütfen dikkat edin. Hatta yazın arkadaşlar. Şimdi iki pazardan bir pazar seçtim. Çarpı. Şu anda bu iki şart da sağlandı mı? Evet. O zaman benim şu geriye kalan günlerimle ilgili herhangi bir şarta gerek var mı? Yok. Ben geri kalan hani 3 gün olacak ya piknik. O zaman bu 6 günün içinden 2 günü seçebilirim. Veya bak veya dediğim için araya ne geldi? Artı geldi. Ben bu iki pazardan ikisini de seçeyim. Bu iki pazardan ikisini de seçeyim. Tamam, olabilir. İki pazarın ikisini de seçebilirim. O zaman bu geriye kalan 6 günden bir gün lazım bana. Bunun önemi yok. Çünkü ben pazarı seçtiğim için zaten bu şartlar otomatikman sağlanıyor. Cumayı zaten çıkarmıştım. Veya şimdi arkadaşlar sıkıntı şu. Cumartesi var yani. İki cumartesiden bir cumartesiyi seçiyorum. Tamam. Şu anda hafta sonu şartı sağlandı ama P harfi ile başlayan gün şartı sağlanmadı. He, o zaman ben bu 3 tane P ile başlayan günden bir gün seçeceğim. O zaman benim toplam 3 gün olması için arkadaşlar ne yapmam lazım? Yine benim gelip buradan bir gün daha seçmem lazım. Yani şu 3 günden benim bir gün daha seçmem lazım. Tamam mı? Şimdi burada bir şey atlıyoruz ama. Canlarım, ah canlarım, ah canlarım, ah canlarım. Yanımda olsanız da şu dersi öyle anlatsam size. Şimdi tamam, 2 cumartesiden bir cumartesi seçtim. 3 perşembe, 3 P ile başlayan günden bir tane seçtim. Buradan da bir tane seçtim. Ama bak ama ben şöyle yapsaydım olmaz mıydı? Tamam, 2 cumartesiden bir cumartesi seçtim. Ya şuradan 2 gün seçeyim. O da olur ya. 3 P ile başlayan günden bir tane olması yerine 3 P ile başlayan günden 2 tane seçeyim. O da olur. Bak şu anda ne oldu? Hafta sonu cumartesi. Tamam, şart sağlanıyor. İki tane P ile başlayan gün seçtim. Yine sağlanıyor. Bir sıkıntı yok. İşte bakın ha burayı atlayabilirdiniz. Hatta bir şey açık söyleyeceğim. Bak adam gibi söyleyeceğim. Ben burayı az önce çözümünü yaparken benim de gözümden kaçtı. Şu an video çözümünü yaparken gördüm. Dedim mi? Ah canlarım ah canlarım. Gerçekten hani yayında çözmek çok farklı. Yayında çözmek çok farklı. Yani şunu demek. İki cumartesiden bir cumartesi seçtin ama gelip buradan tamam 3 günden bir gün seçtin. Bu 3 günden bir günü seçtin. Ama gelip 2 cumartesinden bir cumartesi seçtikten sonra bu 3 günden 2 gün seçsen de olur. Bunu kaçırmamak lazımdı. Yani kaçırıyorduk az kala. Yani daha doğrusu ben kaçırmıştım diyebilirim. Veya dediğim için yine artı yapıyorum dostlarım. Şimdi 2 cumartesinden bir cumartesi için senaryoyla konuştum. Şimdi 2 cumartesinin ikisini de seçsem. 2 cumartesinin ikisini de seçsem. O zaman buradan bakın arkadaşlar buradan mecburen P harfiyle başlayan gün için 3 P ile bir P seçerim. Veya şimdi bakın cumartesi cumartesi. Bir cumartesiyi seçtim. Pazar pazar ya da bir pazarı seçtim. Şimdi ne olabilir arkadaşlar? Bakın bir cumartesi bir pazar. Dikkat et bana. Bir cumartesi bir pazar. Bir cumartesi bir pazar seç. 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 Tam kaç tane durum var? 4 tane durum var bakın. Yani bu 4 tane durumdan ben bir tanesini seçiyorum. Tamam. Ama şu anda benim P harfiyle bir başlayan günüm seçildi mi? Evet. Cumartesi pazar seçtiğim için var. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, o zaman ben bu geri kalan 6 günden de ne seçeceğim? Bu 6 günden de bir gün seçeceğim. Geri kalan şu 6 günden de bir gün seçeceğim. Veya ben şimdi arkadaşlar bu 4 günden 3 gün seçsem yine şu şartlar sağlanmaz mı? Sağlanır. Çünkü niye? İçinde en azından bir pazar olur. Bak şu 4 günden cumartesi pazardan 4 günden 3 gün seçersem tamam mı? Mecburen ne yapar? Bir tane P harfiyle başlayan gün olur ve hepsi hafta sonu. O zaman ne yapacağım? Şu 4 tane günden 3 tane seçeceğim. Tamam mı? O da yine sağlar. Başka da durum yok. Çünkü hafta sonu mecbur olacağı için bitti arkadaşlar. Hafta sonu mecbur olacağı için bitti. Yani burada sıkıntı olan yer hafta sonuydu. O yüzden sıkıntıya odaklandım arkadaşlar. Şurayı bir daha söylesek mi? İki pazardan bir pazar. İki pazardan iki pazar. İki cumartesinden bir cumartesi. İki cumartesinden bir cumartesi. İki cumartesinden iki cumartesi. Şurası arkadaşlar bakın şuraya aldanmayın. En pis yer zaten burasıydı. Bir cumartesi bir pazar olduğu kaç durum var? Bak şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Bir dakika şöyle üç. Şöyle de dört. Tam dört tane durum var bir cumartesi pazar. O yüzden dört tane durumdan bir durum seçiyorum ama burada iki tane gün seçilmiş oldu. Geriye kalan şu altı günden bir gün seçiyorum. Bu dört günden üç gün seçiyorum. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi bunu hesapladığımız zaman bakalım kaç geliyor. 2'nin birlisi 2. 6'nın ikisi 6 kere 5. 32'ye böl 15. Devam. 2'nin birlisi 1 yazmayacağım. 6'nın birlisi 6 geldi. 2'nin birlisi 2. 3'ün birlisi 3. 3'ün birlisi 3.
2 kere 3 6, 6 kere 3 18. Bunu kaçırmayalım. Tamam, şunları yazalım. Hatta 2 kere 15 30, onu da yazalım. 2'nin birlisi 2, 3'ün ikilisi 3. Ne geldi buradan? 6 geldi. Tamam, güzel. 2'nin ikilisi 1, 3'ün birlisi 3. Ne geldi buradan? 3 geldi. 4 kere 6 24 geldi. 4'ün üçlüsü 4 geldi. Arkadaşlar toplayalım bunları. 30, 18 daha 48, 6 daha 54, 3 daha 57, 67, 77, 81, 4 daha ne geldi? 85 geldi. O zaman tam 85 farklı şekilde seçebilir olmalıydı cevabımız. Tam 85 farklı şekilde seçebilir arkadaşlar. Cevaptan eminim. Cevabımız bu olacak değerli arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum, bu soru birçok öğretmen arkadaşımızı dahi eleyebilirdi. O yüzden arkadaşlar seçeneklerle ilgili bazı değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten permütasyon kombinasyon olasılık öğretmen arkadaşlarımızın da zorlandığı bir konu. Ama işte bu mantık üzerine iktisas yaparsanız, yani şu mantığın üzerine giderseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ÖSYM sorularını incelediğimiz zaman bazı yıllarda sorularda hata çıkıyor. Mesela soru çözülürken başka bir yönden daha çözümü geliyor ve soru hatalı oluyor. Şimdi arkadaşlar, mesela burada bazı soruları ben değişiklik yaptım. Özellikle bu soruların bazı yönlerden düşürüldüğü zaman farklı bir çözümü daha çıkıyor. Ve permütasyon kombinasyon olasılık konusu gerçekten zor bir konu. Bu fasulyeyle iki tane öğretmeni arkadaşıma kontrol etmeme rağmen hala gözden kaçan ufak tefek yerler olmuş. Ben bu seri bittikten sonra bu denemedeki hataların tamamını bir PDF yapıp oynatma sitesinin en başına koyacağım arkadaşlar. Çünkü bu denemedeki sorular benim için çok önemli. Yani bunu zaten siz video çözümcüsü seyretseniz bir faydasını görmezsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bu soruları çıkabilir niyetiyle yazdım birçoğunu. Ve size bazı şeyleri, bazı mesajları vermek için yazdım. Benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. O mesajları alın değerli arkadaşlarım. Yani onun dışındaki bir şeye takılmayın. Şimdi mesela bakın, bu soru neyin sorusu? Kendi aralarında özdeş olan, bakın kendi aralarında özdeş olan iki çatal, iki kaşık her bir bölmeye bu yemek aletlerinden en fazla birer tane koyulacak şekilde aşağıda verilen görseldeki 4 bölmeli kutuya yerleştirilecektir. Tamam. 4 bölmeli kutuya yerleştirilecek. Buna göre çatal ve kaşıklar bu kutuya kaç farklı şekilde yerleştirebilir? Şimdi arkadaşlar, bölmeler bu şekilde olmalı ki kafamız karışmasın. Eğer bu bölmelerin arasına bir daha bölme koyarsam şekil sizi aldatabilir. O yüzden bölmelerin doğru hali bu olmalı. Şimdi değerli arkadaşlarım, olayı şöyle düşüneceğiz. Bakın kendi aralarında özdeşleşen ÇÇ, KK. Bunları sanki bunlarla anlamlı anlamsız kelime oluşturuyormuş gibi düşüneceğiz. İşte bakın, eski nesil bu sorunun yeni nesil hali. Bak, eski nesil değil mi bu soru? İşte yeni nesil hali bu. Şekil veriyor, içine yerleştir. Yani sen buraya bir çatal koyarsan, buraya bir çatal, buraya bir kaşık, buraya bir kaşık koyacaksın değil mi? Bunların kendi aralarında yer değişimi ne yapar? 4 faktöriyel yapar. Ama bu çatalla bu çatalı değiştirdiğin zaman bir fark olmuyor. Niye? Çatallar kendi aralarında özdeş. Kendi aralarında özdeş. O yüzden ne yapacaksın? Bunu 2 faktöriyel böleceksin. Yine kaşıklar da kendi aralarında özdeş olsun. 2 faktöriyel böleceksin. 4 faktöriyel ne yapıyor? 24 bölü 2 faktöriyel ne yapıyor arkadaşlar? 2. Bu 2 faktöriyel ne yapıyor? 2. O zaman 24'ü 4'e bölersek kaç yapar? 6 yapar. O zaman cevabımız Ceyhan olacaktı. Yani burada 6 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Bakın tekrar söylüyorum. Şekil bizi aldatmamalı arkadaşlar ve bu sorularda olay farklı bir yönden bakıldığı zaman farklı bir mesaj daha çıkabiliyor. İster istemez gözümüzden kaçan noktalar olmuş olabilir ama bunun en büyük avantajı burada video çözümlerle zaten düzeltiyorsunuz. Ha, evde çözerken de bir soruyu 10 dakikadan zaten fazla uğraşmanın bir esprisi yok. Değerli arkadaşlarım, bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Bu denemeleri inşallah böyle tek tek özveriyle çözeceğim. Bak mesela buradaki amaç neydi bu soruyu yazarken? Sırf dedim ki şu eskiden sorulan tekrarlı permütasyon var ya, şu tekrarlı permütasyon. Bu tekrarlı permütasyonu bu haliyle görün istedim arkadaşlar. Bakın bu haliyle görün istedim.